Otobüste gelemedi bir türlü. Babamın arabayı mı kaçırsaydık acaba? Aman ya, her seferinde bir ton fırça yiyoruz. Yürürüm daha iyi. Hop! Ne oluyor lan? Ne oluyor lan? Çantam gitti. İyi misiniz siz lan? Abi ben gittim abi. Lan nereye gidiyorsun? Tekin! Ben kapkaççı değilim abi. Vallahi o benim çantam ya. Salak mı var lan senin karşında? Memur bey, o benim çantam. Var mıymış eksik? Yok. Bakalım ha. Sağ olun. Olur böyle vakalar, Türk polisi yakalar. Helal olsun abicim, tebrik ederim. Sen kimsin birader? Oyuncuyum abi ben. Kardeş etiket olma, işimiz var. Hadi yürü. Ne oldu lan? Saniyede paket ettiler herife. Ya bak işte sana da malzeme çıktı. Aslında var ya senin babamlarla takılman lazım biraz. Nasıl yani? Madem polis rolüne hazırlanacaksın, o zaman babamın ekipte devreye çık. Her gün 1000 tane işle uğraşıyorlar zaten. 2 gün yanlarına takılsam bir sürü şey öğrenirsin oğlum. Evet ya. Çok iyi fikirmiş be abi. Oğlum ben niye daha önce böyle bir şey düşünmedim? Sen daha önce hiç düşündün mü Tekin'cim? Ha? Çok komik. Çok komik. Babam arıyorum. Bir kıyağı çok görmesin artık oğluna. Değil mi? Ara ara bakalım. Oğlum adamsın lan. Baba yapma ya. Taş atacağını kolun mu yorulacak? Ne olacak izin versen? Salak saçma konuşma lan. Dediğine bak. Bizim ekip de devreye çıkacakmış. Çocuk oyuncağı mı oğlum bu? Dışarıdan çok mu eğlenceli görünüyor bizim iş? Gel bir de içeriden bak. Usta yanlış anlama. Zaten benimki de aynı. Bunlar polis olsa var ya 3. gün istifa ederler. Kesin, kesin. Mesut amca bağırsan yapma ya. Ya Mesut amca, ya polis rolü oynayacağım. Gözlem yapmam lazım benim. Yalnızca bir güncük sizinle devreye çıkacağım. Bu kadar. Ya en kötü ne olacak ki? Oğlum, ya başına bir kaza gelirse ha? Ya başına iş açarsan? Hı? Ya baba, ben senin başına ne zaman iş açtım gözünü seveyim ya. Bendeki de yani, bendeki de. Ağzından çıkarı kulağını duysun lan eşek sıpası. Bu adamın ömrü sizin arkanızı toplamakla geçti be. Yemin ediyorum şeytan diyor tut saçından emniyetin ortasında böyle evire tamam, çevire. Tamam, babasına tamam, babasına tamam, vur diyor. Emniyetin böyle. Ortasında. La kes. Ben ne yapacağım? Nasıl hazırlanacağım role? Bana ne oğlum? Bana ne? Bana yine git polisiye roman oku. Polisiye film izle. Ne yaparsan yap. Ama bana bulaşma çocuğum. Hadi şimdi defol hadi. Çok sağ ol baba ya. Çok sağ ol, çok yardımcı bekleme oldun. Yapma. Bekleme yapma. Şşş. Beni gözle oğlum, beni gözle. Bak bana. Ya Mesut amca ya. Bak. Kırk beş, 41 merkez. Güzergah üstünde devam ediyoruz. Herhangi bir vukuat yok, tamam. Anlaşıldı, 45-41. Nasıl buldun bizim işi? Sıkıcı değil mi? Ne sıkıcı ya? Güzel güzel geziyoruz işte. Gezmeyle bitmiyor kardeşim. Sen şimdi polis rolü oynayacaksın. Ondan mı bizimle takılıyorsun? Evet abicim. Ya sonuçta role hazırlanmak lazım değil mi? Gözlem yapmadan olmuyor. Peki oğlum. Ya Hüsnü abi kızarsa seni yanımıza aldık diye? Ha? Ya haberi var ya. Ben söyledim ona. Balkanlarda ile takılacağım dedim. Tamam dedi. Bir şey demedi. İyi tamam. Ya abi. Ha? Yalnız ben çok sıkılmaya başladım ha. Bir saattir geziyoruz. Hiç bir tane vukuat olmaz mı ya? Ne yapalım? Bu gece böyle oldu. Volka bir dursana. Trans arkadaşlar yine işe çıkmış. Aksiyon istiyordun, al sana aksiyon. Ne yapıyoruz şimdi? Travesti kovalayacağız oğlum, ne yapalım? Ya çok da heyecanlı değilmiş aslında ama. Ne yapacaktık Tekin'cim? Hücre evi mi basacaktık senin gönlün olsun diye? Neyse ya, aksiyon olsun da. 45-41 merkez. Fuhuşa yeltenen şahıslar tespit ettik. Ahlak şubeyle temasa geçin, destek bekliyoruz. Tamam. Eda Kocada! Ay madilik! Kaçıyorlar. Kovalamayacak mısınız? Ahlak şubeye haber verdik nasıl olsa. Anlar halleder. O bizim işimiz değil. 13. bölge tüm ekipleri dur. Acil kodlar olsun. Şimdi ne yapıyoruz? Ne oluyor? Şşş! 4. yol köprü bağlantı yolunda silahlı çatışma. Yakın birimler olay yerinde bekleniyor, tamam. Bizim buna bakmamız lazım. Tekin,
Kardeşim seni burada bıraksak? Çatışmada havalıymış ha. Ben de gelsem olmuyor mu ha? Çatışma ihbarı gelmiş. Seni nasıl götürelim kardeşim? Uzatma daha fazla. Bak Tekin, sizin oraya buradan dolmuşlar geçer. Sen burada atla, biz de işimize bakalım. Sonra yine çıkarırız. Söz. Hadi İyi, kardeşim. Tamam. Tamam iniyorum tamam. Tekin kardeşim çıkacağız. Hadi görüşürüz. Volkan hadi gidelim. Lan 2 dakikada sattınız adam be. Helal olsun. Gittiler herhalde. Bu akşam rahat vermezler. Gidelim hadi biz. E hadi bana gelin. E hadi gidelim. Hadi. Gittim aynasızlar. Gittiler. Aa bu da kim böyle? Pek de yakışıklıymış. Yumurta gibi çocuk vallahi. Yakışıklı. Ben mi? Evet, sen. Ne yapıyorsun burada? Dolmuş bekliyorum. Aşağı inecektim. Aa, kez bana bak. Bu saatte dolmuş geçmez buradan ayol. Hadi ya. Ulan orada yalanını... Dur bakayım. Sen şu dizilerde, reklamlarda oynayan çocuk değil misin? Aa, evet. Ben de biliyorum, nereden tanıyorum bu çocuğu. Reklam panosunda gördüm. Böyle üstü çıplak çıplak duruyordu. Ay meşhur çıktı kız bizim yumurta. Eyvallah. Eyvallah, sağ olun da ben eve nasıl gideceğim ya? Taksi de çok tutar. Şşt yakışıklım. Benim ev şurada, bende kal istersen. He? Yok yok, sağ olun, ben kendi evime gideyim. Ama neyi sen bilirsin üf. Kaparam ya, kaparam. Ay kız kaçma deli gel. Ay. Ay yavaş yavaş. Bırak. Yanlış anlaşılma var herhalde. Ya gelin kardeşim hadi. Bizle uğraşmaktan. Abi vallahi benim bir alakam yok. Ben minibüs bekliyordum ya. Herkese anlatırsın hadi. Hadi. Pazarlık yaptığını görmedin sen. Abi bak yanlış anlaşılma hadi, var. Hadi. Bak, başka bir şey var. Dışı sabaha bırakırlar. Hadi. Ya bir şey söyleyebilir miyim? Bir dakika. Ay çocuğun da başını yaktık. Yakışıklı, kusura bakma kız. Bak hiç yüz veriyor mu? Bozuk atıyor bize ayol. Haksız mıyım ablacığım? Ya ben dolmuş bekliyordum ya. Aman anlatıverirsin derdini, salıverdiler. Biz ne yapalım? Hemra Condur, hayatında bir kere nezarete düşeceksin. Oha. İlk kez düşmüyorum ablacığım, merak etme. Engin abi. Ne haber Tekin? İyi abi. Hoş geldin. Hoş bulduk da. Ne iş? Ya abi talihsizlik diyelim. Hadi ya. Talihsizlik vallahi amirim. Çocuğun bir kabahati yok. Onun hiç kabahati olmaz zaten. Maşallah bıraktığım gibisin Tekin. Yine olayların içindesin. Yine başın belada. Hiçbir değişiklik yok. Bravo. Ya Engin abi bildiğin gibi değil ama ya. Yani memur arkadaşlar yanlış anladı tamamıyla. Tabii. Hep öyle olur zaten. Aç kapıyı. Arkadaşı salıyoruz. Oh be. Çok sağ ol Engin abi. Şşş. Tekin, baban yukarıda seni bekliyor biliyorsun değil mi? Yapma ya. Ya. Yürü hadi yürü. Ben kaçtım kızlar. Hadi Allah kurtarsın artık. İnşallah canım. Selametle yakışıklı. Güle güle can kuş. Ne ara kanka oldunuz böyle? Kader mahkumuyuz be abi, ne yapalım? Allah'ım. Yürü. Kaç saattir iniyorum ben aşağıda. Kılını kıpırdatmadın baba ya. Yo. Ben söyledim salmasınlar diye. Sen şimdi ahlak şube aldı diye mi aşağıdaydın? Evet. Allah'tan Engin abi gördüm de bıraktırdı. Sana kalsa daha yatardım ben yani. 3 günden önce al çıkardın, al. Yakar mı bizi? Bilmiyorum ki. Almayacaktık adım devreye ya. Yüzümüz yumuşak kardeşim. Hayır diyemiyoruz. Dur kardeşim. Kahretsin ya. Baya baya Mahmut abilerle. Baskın gibi öyle yol ortasında almışlar ha. Evet Mesut amca sorma ya. Ya bir anda geldiler hiç anlamadım. Bir rol çalışacağız dedik. İnsan bir elimizden tutar ya. Aşk olsun yani baba.
Lan ben senin her tarafını tuttum. Yine olmuyor ki. Gevşek, gevşeksin. Lan devriyeyi çıkart, beni polis önüne at, hazırlanacağım diyor ya. Ya ne yaparsın usta? Ne yapayım? Çıkartırım, ne var yani? Aha, al işte al. Baba gibi baba. Mesut baba. Sağ ol canım. Babacığım. Sulandırmayın hemen. Zaten sana niye soruyorsam ben? Daha mı iyi oldu böyle ya? Zaten başımıza bir tane dert var. Oğlanı sicilini fuhuştan döşeseler de ha? Destan gibi ne olacaktı o zaman? Ne? Döşerler mi ya? Ne fuhuşu ben... Belli olmaz bu işler. Lan defol git, defol git. Ayrıca o saatte ne işin vardı senin, o ayrıca soracağım sana. Tamam. Hadi, hadi defol git. Tekin, Tekin. Bir dur, dur. Usta sen de sıkma canını ya. Ne olmuş bu bize? Bitmiyor ki bunların derdi. Bitmiyor ki. Ya bir de tam zamanında ya. Hop, hop. Of. Geçmiş olsun kardeşim. Ucuz atlattın vallahi. Hakikaten öyle oldu ya. Gelseniz eve. Ne oldu ya? Ha? Ya ben babamlara bir şey demedim devriye falan. Siz de bozmayın abi. Tamam tamam, merak etme. Yakmadın bizi. Sağ ol kardeşim. Ne demek abi? Ben bu işin peşini bırakmam ama. Role hazırlanmak için desteğinizi bekliyorum. Devriye olur, baskın olur. Aksiyona beni de alın yani, anlaştık mı? Kardeşim bak, sen artık film falan izle. Hiç bize bulaşma istersen ha? Yani biz de şansımızı zorlamayalım, olur mu? Hadi ya, öyle mi diyorsunuz? Ya mecburen kardeşim. Anla bizi be. Hadi evdekilere çok selam. Görüşürüz. Görüşürüz. Ya ben nasıl alacağım o polis rolünü? Neredeydin oğlum dün akşam? Merak ettik. Ya provadan geç çıktım da bir arkadaşta kaldım. Üşendim eve gelmeye teyze. Kıyamam, yorgunluk tabii. Ya öyle oldu valla. Kusura bakmayın. Yok kusurdan değil de yani merak ettik. Çok yaşa. Hep birlikte teyze. Dünyanın bin türlü hali var. Başına bir iş mi geldi falan diye. Yok ya. Ne gelecek ki başıma? Aa, öksürüyor, hapşırıyor. Kalktım geldim işte sabah. Arkadaşının evinde kalorifer yanmıyor muydu? Üşüttün mü sen? Ya teyze merkezi sistemmiş. Kontrol de edemedik. O kadar çok yandı ki bir ara camları falan açtık yani. O yüzden orada şey oldu. Şey üşütmüş. Aç mı bıraktılar seni arkadaşının evinde? Kıtlıktan çıkmış gibisin, yavaş. Teyzeciğim çok güzel olmuş da ellerine sağlık valla. Ayol iki günlük yemek. Isıttık koyduk önüne. Afiyet olsun. Maşallah maşallah. Aa Tekin abim televizyonda. Aa. Oo. Ne? Nasıl televizyonda? Ne alaka ya? Aa. Şok şok şok. Geçtiğimiz günlerde bir giyim firmasının reklamlarında boy gösteren genç oyuncu İstanbul gecelerinde öyle bir yakalandı ki. Aa. E hani prova? Sen değil misin oğlum bu? Ya bu benim de. Geceler meceler diyor bu. Yanındakiler kimsenin? Abicim kalkın bakayım siz hadi. Dersinizi ödeviniz hadi. Hadi hadi. Yok otursun çocuklar, kalk, kalk. Ne var? Oturmasınlar, kalk. Görmesinler. Çık çık çık. Ay dur, neyi görmesinler ya? Ver. Genç oyuncu Tekin Çoban trans bireylerin çokça bulunduğu bir semtte İstanbul Emniyeti Ahlak Şube ekiplerinin yaptığı baskında tedbir amaçlı gözaltına alınırken kameralarımız kayıttaydı. Bakalım ay, sevenleri tek hocanın bu hallerine ne diyecek? Senin ne işin var oralarda? Bu tiplerle tövbe estağfurullah. Ya role hazırlanmak için gitmiştim ben teyze. Ay ne rolü bu be? Manyak mısın oğlum sen? Ya ben bittim ya. Benim kariyerim bitti. Başlamadan bitti ya. Mahvoldum ben ya. Mahvoldum. Kimse yüzüme bakmayacak artık. Kız kıyamam, yazık be. Teyze. Azıcık daha sürün dilerim teyze. Lütfen. Oğlum. Yapma kız günah. Gitti kardeşim. Ah. Ya ne oluyor ya? Oğlum haber maber yok. Ya bizim kanalda yalandan. Yalandan montaj yaptırdım sana bak. Nasıl şaka? Montaj yaptırdım oğlum. Şaka yaptım. Şaka mı? Şaka mı? Gerçekten. Ya abla ömrümden ömür gitti benim ya.
Ama sen de kaşımışsın. Doğru söylüyorsun değil mi abla bak? Ya. Montaj değil mi sadece? Herhalde be salak. Ay zırlayıp durma yeter. Oh. Bitmedi kariyerin eşek sıpası. Benim elimde kariyerin şu anda. Ya sen Allah mısın benim be? Allah. Ay tamam. Ay yavaş.